arabamızı kiraladık. 100. kilometresinde bize verdiler. Yepyeni bir araba. Sorunsuz olmasını istedik. Onlar da bize böyle bir iyilik yaptı, sağ olsunlar. Novosibirsk'teki dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir ya da akşam oluyor. Novosibirsk'ten çıkalı 376 kilometre olmuş. Yaparsak bir 750 kilometremiz daha var. Akasya'ya ulaşana kadar. Bazen yağmurlu, bazen güneşli, bazen sisli bir yolculuk sürüyoruz. Yolda olma duygusunu yaşayabileceğiniz en güzel yerdir Sibirya. Uçsuz bucaksız düzlüklerin arasında uzayıp giden dümdüz incecik yollar. Bu yolların sağında solunda kurulmuş küçücük ahşap köyler ve dumanların altında görünmeyen Sibirya'nın daha nice köyleri. Abakan'a yaklaşık 200 kilometre kala Hakasya sınırlarına giriyoruz. Ve Abakan'a 147 kilometre kala yolun sağında ve solunda bu dikili taşları, yani Türk döneminden kalma kurganları görüyoruz. Sadece Hakasya'da, Altay'da değil, Sibirya'nın bütün bölgelerinde Türk dönemlerinden kalma bu tip kurganları görürüz. Bu tip küçük kurganlar genellikle düşük rütbedeki askerler için, savaşçılar içindir. Hakasya'dayız. Türklerin en eski yurtlarından birindeyiz. Kırgızların atalarının yurdundayız. Büyük bir mezarlık bölgesi. Yolun alt başında da birçok dikili taşlar var. Aynı şekilde kümelenmiş taş grupları var. Göz alabildiğince gidiyor. Yine bu dikili taşların yanı başında doğuya ve güneye doğru dönük uzatılmış taşlar var. Bunlar da Balbalların kültürünün bir göstergesi. Gün doğusuna ya da güneye doğru ölen kişinin sevenleri tarafından Balbalların baş ucuna doğru taşlar dikilirdi. Bu da onlardan bir tanesi. Bu topraklarda kendimizi gökyüzüne daha yakın hissediyoruz. Akşam oluyor. Sibirya'da akşamın olması saatleri buluyor. Sonu bir türlü gelmeyen Sibirya'nın ıssız düzlüklerinde yol alıyoruz. Yolumuz Çulum Nehri'nden geçiyor. Yolumuz birazdan Çulum Nehri'nden geçecek. Reka Çulum. Bu köyde Meletsk Tatarlar yaşıyor. Yani Çulum Türkleri. Sibirya'nın büyük kentlerinden biri olan Kemerova'dan geçiyoruz. Kemerova, Türkçe bir isim. Altaylı Televitlerin son zamanlarda yaşadığı bir kent burası. Altay'da neredeyse hiç Televit kalmamış, hepsi Kemerova'ya taşınmış. 1100 kilometre süren Novosibirsk-Hakasya yolculuğumuz burada sona erdi. Sonraki bölümde yine Hakasya'da olacağız. Hoşça kalın.